Airbag fren yaparak açılmaz. Hatta şaşkınlık verici devam edeyim. Bazı kazalarda da airbag açılmayabilir. Allah Allah, ben arabamı satın aldım, teknoloji var, airbag var. Bir kazaya karıştım, airbag açılmadı. Sakın bu düşüncelere girmeyin. Artık arabaları üreten mühendisler ve teknolojiyi üreten Ar-Ge yöneticileri şöyle davranıyor. Kazanın şiddeti yaşam kafesinin içine girmiyorsa, neresi yaşam kafesi? Bizim oturduğumuz yer, direksiyon koltuğu, sağ koltuk ya da arka koltuklar. Yaşam kafesinin içine darbe gelmiyorsa artık airbag'i açmamaya çalışıyorlar. Çünkü o kadar büyük bir mühendislik var ki, bir taraftan airbag sizi koruyor, kabul, evet. Fakat bir taraftan da maliyetler var. Yani bu airbag'i her kazada açarsanız bazen araba fiyatı kadar büyük hasarlar ve maliyetler doğabiliyor. O yüzden biz bundan bahsediyoruz. Aracın darbesinin şiddetini ölçüyor artık airbag sensörleri. Eskiden her kazada önden iki airbag vardı. Direksiyondaki ve yol tarafındaki açılırdı. Ama bu bize şunu yaptı zaman içerisinde. Basit bir arabanız var. Uygun maliyetli satın aldınız. Küçük bir şey. Ve iki tane airbag'i var. Zorunlu bunlar biliyorsunuz her arabada. Biraz airbag'in tarihini de anlatırım size kısaca şimdi. Önden bir kazaya karıştınız. Tamponunuz kırıldı. Hepsi bu, basit bir kaza bu. Ama airbag açılıyordu geçmiş yıllarda. 90'lı yıllarda böyleydi. Maalesef. Bravo. Perte çıkıyordu araba. Yani arabanızdaki hasar, tamponunuzdaki hasar 1000 liraydı. Airbag hasarı 15 bin liraya mal oluyordu. Ön göğüs değişiyor, dashboard değişiyor. İki tane airbag takıyorsunuz. Airbag hasarı 15-20 bin lira. Araba pert olmak zorunda kalıyordu. Endüstriye, çevreye zarar olduğu için bunu mühendisler geliştiriyorlar.